Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Shlap Battle'da bu yeni gelen eldiveni alacağız. Başarımı galiba King Candy'ydi. Yani bu başarımı alacağız arkadaşlar. Yani alacağız derken nasıl alınacağını göstereceğim arkadaşlar. Aslında basit ama uğraştırıyor. Bu eldiven arkadaşlar, yeni gelen eldiven aşırı derecede güçlü. Yani git Error'u öldür, öyle söyleyeyim. Mesela God Sandy'sindir arkadaşlar. Yani şöyle bir şey var, zamanı durdurur ama iskeletini durmaz. Gördüğünüz gibi kırmızı iskelet geldi arkadaşlar. Kim? Bakın mesela Ali iskelet spawnladı. İskeleti spawnlarken eğer ki Ali'ye birisi vurursa, ben şimdi onun kafasına oturduğum için o bana patladı. Kafasına da oturabiliyoruz bu arada arkadaşlar iskeletlerin. Eğer ki Ali iskelet spawnlarken birisi Ali'ye vurursa iskelet kırmızılaşıyor ve kim vurduysa ona dimdik saldırıyor ve çok daha hızlı. İsterseniz siz gidin iskeletten kaçmaya çalışıyorsunuz. Dream mi alacaksınız? Dream'in neredeyse 2,5 katı falan arkadaşlar. Şekeri nasıl toplayacağız diyorsanız da tabii ki de Dream de toplayacağız arkadaşlar. Bu şekilde bakın, gördüğünüz gibi bir sürü şeker var oralarda. Tabi adam şu an toplama peşinde. Mesela şunu da biz alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane böyle sayılı. Şöyle bir tane çakalım ve gidelim arkadaşlar. Bizim yolumuz ne de olsa bu taraftan. Şu şekerleri de alıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Şu küçük adaya gitme taktiği de var iskeletle falan. Eğer onu isterseniz, yani istediğiniz eldivenle o tarafa, şu küçük adaya gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir bug var oyunda. İskelet sayesinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer isterseniz o bug'ı da sizlere gösteririm. Yorumlarda belirtmeniz lazım ama arkadaşlar, göstermem için. Eğer göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Şu an gördüğünüz gibi 773 şeker oldu arkadaşlar. Tek biz toplamıyoruz ama oyunda bunu seven, bu iskeleti seven çok fazla kişi sayısı olduğu için arkadaşlar. Mesela bakın Ali iskelet spawnlasın, ben Ali'ye vuracağım. İskelet nasıl kovalayacak arkadaşlar bizi? Yani spawnlamasını bekliyoruz ama öncelikle. Ama şunu önce bir atalım arkadaşlar şöyle. Aa, başkası vurdu. Başkası vurdu, biz de şuna vuralım. Uy, ölüyorduk arkadaşlar. Şuna bir daha vuralım. Gelin lan buraya. Uy, error var arkadaşlar, görüyor musunuz? Hemen bakın, Ali'ye vurduğum gibi kırmızı oldu ve bize doğru koşuyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Vurdum mu da çok uzaklara kadar uçuruyor. Tabii ki de yani biz şunu bir atlatırsak, hop. Geber. Bu ne yapmaya çalışıyor acaba? Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yani hedef ne? Neyse. Biz şundan kaçalım arkadaşlar. Eğer ki bu diğer eldiveni de almak istiyorsanız arkadaşlar, onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. O sonradan vursak da kırmızıya dönüyormuş. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Çıktıktan sonra da vursak kırmızıya gene dönüyormuş. Şu erorcu uyuz oldum. Bir tane şatlatacağım diyecektim ki o da bana şatlattı. Ve tabii ki de kırmızı uzay boşluğuna yolladı. Neyse, şurada bir yerde şeker görmüş. Öldüm. Evet, şu kaba fırlatan eldivenin de nasıl alınma yollarını öğrenmek istiyorsanız yorumlarda bunu da belirtebilirsiniz. Büyük ihtimalle bir dahaki videoyu da o çekeceğim arkadaşlar. Ben size kaba fırlatan eldivenin de nasıl alınacağını göstereceğim. Yani bende var arkadaşlar, ben aldım. Ama şunu söylemem gerekiyor ki kaba fırlatan eldivenden daha güçlü bu iskelet eldiveni. Zaten kabak fırlatan eldiven daha eskiden de vardı. Ama gene geldi. Gene gelmesi bence kötü oldu. Ama bizde yoktu diye de bir yandan güzel oldu. Eskiden 10.000 kişi de falan vardı. Artık 60.000, 70.000 kişi de var arkadaşlar. Belki siz bu videoyu izlerken 100.000 kişi de olacak. O hiç belli değil. Oli vurduğum gibi iskelet flaşa dönüyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Eldiveni almanızı tavsiye ediyorum. Şuradan da şekerlerimizi böyle toplayalım toplayalım. Şurada da zaten şeker var. Hemen bunu da alıyoruz arkadaşlar. Eğer ki merak ettiğiniz bir eldiven varsa arkadaşlar, nasıl alındığını bunu yorumlara yazıp belirtebilirsiniz. Mesela bu Bumble eldiveni olabilir. Bomba eldiveni olabilir. Halloween Jack eldiveni olabilir. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi ismi. Şöyle şekerleri full topluyoruz arkadaşlar. Ali'yi attılar aşağıya. Ve şunlara vuralım o zaman. Gördüğünüz gibi bakın, birisi mesela orada sürekli şeker çıktıkça topluyor gördüğünüz üzere. Yani mesela iskelet spawnladı ama öldürdüler iskeleti. Daha doğrusu arkadaşlar, iskelet öldürülmüyor. Ama bir dakika ya, şu kim ki ona vuruyor? Lan, iskeletin kafasına oturdu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iskeletin kafasına başka birisi oturdu. Bu arada iskeletin kafasına siz de oturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ama siz oturursanız size patlamıyor tabii ki de, olması gereken gibi. Siz de birlikte kovalıyorsunuz adamı. Kafasına oturup iskeletin patladığında siz de uçuyorsunuz ama havaya, böyle bir sıkıntısı var. Fakat sizin iskeletinize başka birisi oturursa eğer ki arkadaşlar, ölmüyor. Ama
eğer ki şu sihirci eldiveni varsa oturup iskeletinizle birlikte gezebiliyor arkadaşlar. Yani gezebiliyor derken siz yönlendiremiyorsunuz iskeleti. Kendi otomatik gidiyor ama kafasında oturabiliyor arkadaşlar. İskelet sihirci eldivenine çarpmıyor. Kabak eldiveni dediğim eldiven de bu arkadaşlar. Hatta şöyle alayım size göstereyim. Mobilden oynayacaksanız arkadaşlar shift lock açmadan yapın. Bakın mesela şöyle atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi mesela şu anda Ali'nin başı dönüyor arkadaşlar. Başın dönme süresi boyunca da bu şekilde gözüküyor. Vurma mesafesi de bu kadar arkadaşlar. Oha lan o kadar fırlatıyor muydu bu? Mesela arkadaşlar şu şekilde alıyorsunuz. Şuna kafasına fırlatamıyorsunuz. Ama şu şekilde aşağıya fırlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ki fırlatamadım ama lan o şey miymiş, vampir miymiş, neyse. Evet arkadaşlar mesela şöyle şu şekilde bakın, onlar orada vest atıyor ya bak. Aga bize vurdular ama bize vuran kişi gördüğünüz gibi şeyini aldı. Yani etkisini aldı. Şu an onun ekranı bir büyüyor bir küçülüyor. Bir büyüyor bir küçülüyor arkadaşlar. Çok değişik bir ekrana sahip oldu artık. Yani bu Allah'ınca geldi ben de böyle. Ali vurmam için bekliyor. Ben de vurayım bari. Gördüğünüz gibi mesafesi çok uzun arkadaşlar. Dünyanın sonuna kadar gidiyor herhalde. Bilmiyorum ne kadar gittin de. Bak bu da Ali'ye vurucu. Ulan ben seni öldürmem mi şimdi? Gel bakayım. Bana da vurdu lan. Neyse arkadaşlar ben şimdi onu öldüreceğim. Yani öncelikle başını... Ne oldu lan bana? Neyse öldüğüme göre arkadaşlar ve bunları da gösterdiğime göre kim kendi eldiveni yani o başarımla alınan eldiveni de nasıl alınacağını anlattığıma göre gösterdiğime göre benden bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Lan. Merhaba. Hoş geldin.